Genel başkan seçildiğinizde kendinizi Deniz Gezmiş'le özdeşleştirdiniz ve bu koltuğun hakkını vermeye geldim dediniz. Kendinizi hangi noktalarda Deniz Gezmiş'e benzetiyorsunuz? Merhumun son isteği Rodrigo gitar konçertosunu dinlemek olmuştu. Ben de çok severim o konçertoyu. Bu noktada özdeşleştirebiliriz. Tabii işin esprisi bir yana, Deniz Gezmiş bir mücadele insanıydı. Bugün mesela şu kapıdan içeri bir 24 yaşında bir genç bir çocuk girse çocuk dersiniz. O yaşta bir insan Türkiye'nin bağımsızlığını savunmak için, Türkiye'nin bağımsızlığını teminat altına almak için çıktı bir mücadele verdi. Bu bizim için özdeşleştirmek değildir aslında, örnek almak. Keşke biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına kendimizi bu kadar adayabilsek. Filistin'deki mücadelesini biliyoruz. Nerede bir ezilmiş halk var? Nerede bir emperyalizmin işte Akbaba gibi gözüne kestirdiği bir durum var? Her zaman karşısında durmayı başaran, bu noktada kendini feda etmeye hazır olan bir insandı. Ve Deniz Gezmiş çok mübarek bir mücadele ortaya koymuştu. Ve Deniz Gezmiş'le kendini özdeşleştirmek, Deniz Gezmiş'i kendine örnek almak aslında İstanbul'un fethinde kendini Fatih'in yanında hissetmektir. Deniz Gezmiş'le birlikte olmak aslında Kerbela'da Hazreti Hüseyin'le birlikte olmaktır. Uhud'da peygamberle olmaktır. Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'le birlikte olmak. Deniz Gezmiş budur. Çünkü Deniz Gezmiş bir bağımsızlığın, bir mücadelenin en büyük emsallerinden bir tanesidir. Hatta Hüseyin İnan'ın bilirsiniz çok anlatılan bir hikayedir ve gerçekten gönüllere dokunan bir hikaye. İdama götürülüyor. Diyor ki ya dede korkmuyor musun? Diyor ki biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. Böyle insanlar bizim için gerçekten örnektir. O yüzden onun bağımsızlık anlayışı, onun kendini Türkiye'ye adanmışlık anlayışına biz de bir örnek, timsal olarak önümüzde tutup onu örnek almaya çalışıyoruz.